Selamlar herkese. Ben İlter Alp'ten Harmony Girl. Bugün modunda üst koridordan diyecektim neredeyse alışmışım ışınlanıyla ile birlikte kendim görünce orta koridor ya da üst koridor demeye. Neyse bugün modunda Nidalee oynuyor olacağım. İlk maçımı Shaco ile yaptım. Onda video çekmedim. Şimdi Nidalee ile video çekmeye karar verdim. Umarım güzel olur. Umarım eğlenceli olur. Gerçi eğlenceli olmaması mümkün değil bu oyun modunda. Neredeyse bütün şampiyonlar OP. Yani öyle bir ilginçliği var. Bakalım nasıl olacak maç. Shaco çok eğlenceli. Wukong çok eğlenceli. Nidalee çok eğlenceli. Bence en eğlencelisi Nidalee bu arada. Ezreal çok eğlenceli. Aslına bakarsanız yani hepsi eğlenceli. Böyle Urf modunda güçlü olmayan tek tük şampiyon tipleri var. Bence bunlar hani düz atağa dayalı olan şampiyonlar. İşte Warwick olur. İşte Jinx olur vesaire. Bu tarz şampiyonlar bence çok güçlü değil. Ama onun haricindeki şampiyonlar oldukça keyifli ve oldukça güçlü. Hatta geçen yıl şöyle bir olay vardı. Daha uzun kalmıştı. Yanılmıyorsam 1-2 hafta kalmıştı. Öyle olunca... Morgana'ya bakar mısın? Öyle olunca Hecarim, Ryze, Kassadin bu tarz şampiyonları sadece özel oyunda Urf açıldığında oynanabilir hale getirmişlerdi. Bu sefer o olay yok. Bakalım nasıl olacak? Gerçekten merak ediyorum. Çok sinir bozucu anlar yaşanıyor bu arada bu şekilde oynarken. Mesela karşınıza bir Ahri geliyor, sona geliyor. Sürekli ittiriyorlar koridoru, sürekli size hasar vermeye çalışıyorlar. Sürekli canlarını dolduruyorlar falan. Pek hoş değil. %51. İyileştirme etkileri sadece %1. %51 etkiliymiş. Eskiden %50'ydi. Neden %51 yaptılar acaba? Orta koridora gidelim. Bu arada Nidalee'nin işi zor bence Zed'e karşı. Üçüncü seviyeden sonra Zed aşırı güçlü oluyor bu oyun modunda. Sıçrattı ya, manyak. 60 saniyede de olsa diye herhalde. Aslında böyle montaj hazırlamak lazım Urf'te yapılanlardan. Shaco ile çok güzel şeyler çıkıyor. Wukong ile çok güzel şeyler çıkıyor. Medeniyet bu mu? Vallahi yapılabilecek çok fazla şey var ya. Sana rehberlik ediyorum. Böyle mi keselim yani? İkinci seviye olsak? Sonra hangi yetenek ile başladı acaba? Q ile başlıyorlardı ama benim bildiğim. Ile başlamış. Q daha mantıklı sanki ama ikinci seviyede her türlü karşılar yapmak istediklerini. Burada böyle tutturayım diye dikkat ederek atmaya falan hiç gerek yok. Nasıl olsa mana bitmiyor. Sınırsız atış hakkın var. Çok hoş yani Nidalee oynamak için mükemmel fırsat yani. Ölüm ateşi yok. Ölüm ateşi miydi o kabiliyetin ismi? Ölüm ateşi dokunuşu olması lazım ama. Dediğim gibi benim favorim kaç yıldır Urf'ta Urf. Yıllık değil sanırım Urf ama. Yok yok yıl oldu. Emin olamıyorum bir türlü. Neyse. Her Urf gelişinde benim favorim Nidalee oluyor. Ama oynanabilecek bir sürü şampiyon tercihi var yani. Kendinizi bir şampiyonla sınırlamayın. Bol bol denemeye çalışın derim. Muhtemelen bu hafta sonu Paso Urf oynuyor olacağım. Bari Q ile öldürebilir. Lil sonra kadar ölüyordu. Dediğim gibi bu hafta sonu muhtemelen Urf videolarıyla dolacak kanal. Yani en az şöyle bir 10 tane Urf videosu çekerim diye düşünüyorum. Yani şimdi söz verip sonra yapamamazlık olmasın ama gerçekten planım bu yönde. Normal videolar bu hafta sonu için aksayabilir fakat Urf biter bitmez normal videolara da döneriz diye tahmin ediyorum.
Dediğim gibi bunlar tamamen hani şu anda planladığım şeyler. Sonra duruma göre değişebilir. Zaten geç kaldım Urfa başlamak için bu arada. Ya millet ya ben açıkçası bekledim. Sabah 10'da açılmamıştır. Sonra sıkıldım. Başka işlerimi yaptım. Sonra da uyudum açıkçası. Dürüst olmak gerekirse. Neyse. Oh, biz yedik oyunu. Bizim Facebook grubunda bir çocuk vardı. Nidalee mızraklarıyla yere PL yazmıştı. Çok hoştu. Aa, ben Z'de can verebilirdim değil mi? Bunu düşünemedim. Azaltılmış can veriyoruz ya. Sanki hiç can vermiyormuşuz gibi geldi bana. Ben... Bu arada biz niye iki kişi orta koridordayız bilmiyorum. Orta koridorda oynuyorsun geldi sanırım. Sıkıldım üst koridordan. Çalıştı ama maalesef. Blitzcrank çektikten sonra, bu arada Soraka'ya bakar mısın? Blitzcrank çektikten sonra hayatta kalmak çok zor kitle kontrol nedeniyle. Şunları kullanmıştık maalesef. Atlaya atlaya gideceğiz artık. Bunun gerçekten çok hızlı ve çok hoşuma gidiyor bu olay. Ultra rekabet faktörü. Güzel dizayn edilmiş. Almayı deneyelim. Ejderi mesela hemen almak lazım. Çünkü çok rahat alınıyor yani. Tek kişi bile çok rahat alınıyor birçok şampiyonuyla. Az önce bir kez yaptım ama sanırım onu. Yanılmıyorsam arkasından vurabildim. Vadinin alametini. Ama sadece bir kez yapabildim. Demek ki böyle bir taktik var. Deneyip görmek lazım. Yapabiliyorsa kullanırız yani. Güzel. Nidalee aşırı güçlü ya. Cidden. Soraka'nın eski halini bilenler var mı? Sürekli kendine can ve mana verebiliyordu. E yeteneğin mana veriyordu ama kendine de verebiliyordu. Can vermesi de kendine atılabiliyordu. Sürekli kendine can ve mana vererek koridorda hani ölümsüz olabiliyordu. Ya takım arkadaşına verdiği değerler daha yüksekti. Bu arada can verdiğinde de zırh veriyordu. Öyle bir olayı da vardı. Bayağı mükemmeldi ya eski Soraka. Ama agresifliğe dair hiçbir yanı yoktu yani. Tamamen defansif bir tercih. Ezreal'ın yanına falan alıyorlardı.
beğendim. Çok eğlenceli. Konuşamıyorum. Sürekli aksiyon olduğu için. Bize bir şeyler yazalım ya tuzakta. Sen yazamayacak, benimkini bozacaklar. Bozmayın. Aa, rakip var şurada. Farkında bile değil. Boz. Neyse, base de yaparız. Böyle de olur. Ya bir önemi yok zaten ama. Aa, gerçi yetenek gücü veriyor. Bir önemi var. Gangplank denemiştim ben Urf modunda. O da eğlenceli olmuştu ama oynaması zordu yani. Ejder alalım bari. İki kez zıplama olayı çok hoş olmuş. Karakteri kontrol edemiyorum. Ara ara yani. Sürekli böyle rastgele tuşlara yani rastgele değil ama neredeyse rastgele bir şekilde basınca bile iş yapıyor. Gördünüz mü mesela iki kez zıpladı. Çok hoş olmuş ya bu mekanik. Geçen Urf'ta görüyorsunuz değil mi? İki kez zıplıyor böyle anında hiç vakit kaybetmeden. Vakit kaybetmeden. Geçen Urf'ta bu kadar yoktu sanki. Hatta geçen Urf'ta ben daha yavaş oynuyordum. Şimdi pratik yapmış falan değil mi? Maksimum menzilden tuttuk. Fight. Yapmamam gerekiyormuş. Gerçi cebimde de 7000 altın varken yani. Hadi bakalım. Aldık eşyalarımızı. Rakip seriye bağladı. Hani çok biz kastık herhalde oyunu. Aynen. Zed çok eğlenceli gözüküyor ama zor herhalde. Buraya neden ışınlanan söyledi bilmiyorum ama. Morgana bir tane kötü tutursa biz de mükemmel bir şekilde kötü tutturabiliriz. Hop. Bayağı fazla can veriyoruz şu an. Hop.
Şu an baya fazla can dolduruyoruz yalnız. Çok fazla yetenek gücümüz var ya ondan herhalde. Çabuk öne geçince oyunda şöyle oluyormuş. Bir rakip takımın bir yapamayacağım sanırım ya, şekilsiz oldu. Bende simetri hastalığı yok ama yine de simetrik olmayınca pek hoşuma gitmiyor. Kusura bakmayın, size böyle biraz boş bir alan seyrettiriyormuşum gibi oldu ama. Bu arada Urf'ta da ileriye oynayacağım. Çok güzel oldu bizim yaptığıyla birlikte. Peki. Yine geldi sonuçlar. Bahsettiğim şey buydu bu arada. Vadinin alametini alalım. Yine ejderhalar, yenilikler falan, bunlara dair bir video çektim bu arada. Sonra beğenmedim. O yüzden videoyu sildim. Ama çekeceğim tekrar. Çok güzel oldu ya. Seviyorum böyle sözlü iletişim kurmadan beni anlayan insan. Aa, tuzakların süresi bitiyor. Hiç bu kırılış anına denk gelmemişim. Görsel olarak onu fark ettim. Mesela arkadaşım ya. Geçen daha vadinin alametini alacağım. Nasıl ara bak. Hadi öldürelim. Link link. Ne? Zonya da yok. Zonya varmış gibi 3'e basmaya çalışıyorum. Fenaydı ya. Kötü öldük yani. Son eşyam ne olmalı? Düşünün. Biraz bu arada öndeliğimizi bırakmış olduk rakipte kastı yani süre zarfı içerisinde. Ejder ve vadinin alametini alalım. Önce ejdere gidebiliriz. Yani oraya yakın totem olduğu için ejderi önce alabiliriz diye düşündüm. Inhibitor verecek miyiz bu arada? Inhibitor vereceğiz sanırım. Inhibitor eklemem lazım önce. Yani tek başıma tutamam ama. Ne? Çok şaşırdım. Beklemiyordum hiç böyle bir şey. Hop. Thank you.
Hayır. Onlar da çok fena ya şu anda. Yani üzerinde mavi var zaten. Neden alıyorsun? Atak. İnsanlar açgözlü ya. Bize inhibitor alalım bu arada. Zed olmuş sanıyorum. Yaklaştı can vereyim. Ejder alalım, ondan sonra da mavi alırız. Bu arada iyileştirme ambargosu %91'e kadar çıkmış. Bu gitgide artıyor yani. Herkes için mi böyle yoksa... aynen herkes için öyle çünkü Morgana da %92 diye gösteriyor. Öyle olması da gerekiyor, yoksa aşırı güçlü olurdu ya iyileştirme yapabilen karakterler. Kez atlama olayına bir türlü alışamayacağım sanırım. Her seferinde böyle çok normal bir şeymiş gibi geliyor. Böyle çok aşırı güçlü olduğunu düşündüğünüz bir karakter var mı? Modunda. Onunla oynamayı deneyebiliriz. Girmemem gereken bir yere girdim ya. Bu arada sanırım Kofi'de sürekli kalkan kazanıyor, o yüzden güçlü. Güzel hayat tuttu Fize. Böyle şu kadarcık bir candan hayatta kaldı. Canın meşyaları kaldırıldı mı? Bir ona bakacağım. Kitabın ismi neydi ya? Yetenek gücü eşyalarında olması lazım ama. Ha yok, kaldırılmamış. Ataların buyruğu. Yani almaya çok gerek yok sanırım. Zaten hasarımız azaltıldığı için. Leech puan alabiliriz. Riley'i alalım. Riley iyidir. Seni ben götüreyim. Baron alalım. Bakma gereği duymadım, tutacağına çok inandım açıkçası. Ah,
çok kötü zamanlamadı mı sizce de? Orada Zonya'yı doğru zamanlamış olsam hiç sıkıntı olmayacak yani. Çok yanlış zamanladım Zonya'yı. Baron'a mı gidiyorlar? Aynen Baron'a gittiler ve öldü Blitzcrank. Ama alırlar herhalde yani. Aynen aldılar. Kim kim aldılar? Gangplank ve Malphite, pardon Gangplank şuradaydı. Malphite ve Poppy aldı o zaman birlikte maalesef. Onu bizim almamız gerekiyordu ya. Ben hiç savaşma taraftarı değildim burada. Savaşmak bizim kötülüğümüz oldu. Efsun titreşim alınca kaç saniye oluyor? Daha azalmıyor sanırım. Maalesef. PB'de sanırım 115 saniyeye düşüyordu sıçra ve ışınlanma süresi. Biri öyle demişti. Çok inandırıcı gelmemişti ama belki de öyle yapmışlardır en başta. Yani mesela Urf modu önceki zamanlarda kullandıkları Urf modundan alıp kod olarak sonrasında üzerine değişiklikler yapıyorlardır. O zaman mantıklı. Çünkü eskiden o eşya yoktu yani. Burası ne öyle ya? Yani bir patlattı. Efsaneydi. Gangplank'in patlatması mükemmeldi ya. Bu sefer yapacağım. Yine yapalım. Niye yapamıyorum anlayamıyorum. Bu arada Zonya'nın bekleme süresini yanlış gösteriyor. Burada 90 diye gösteriyor ama. Tamam, Blitz'e vuracağız. Çok iğrenç değil mi yaptığınız şey? Ciddi anlamda iğrenç bir şey imza atmış. Yeniliyor mu? Yenilebiliriz bu arada biliyorsunuz. Veigar ya da nasıl oluyor bu burada? Bunları da denemek lazım aslında. Az önce güldükleri şeyi görebilmek isterdim ya. Merak ettim ne olduğunu. Barona 3 dakika. Ne yapmışlar buraya böyle? Gangplank ne yapıyorsun sen? Tipe bakar mısın ya? Bitiremeyeceğiz herhalde böyle.
Neden nefes veriyoruz? Bir de hasarınız bayağı azaldı. Hayatta kaldık. Güzeldi. Herhalde Malphite bir kuleye ışınlanıyordu diyeceğim. Hiçbir kule hayatta değildi. Bilmiyorum. Malphite ışınlanmaya çalıştı. İptal etti herhalde farkında olmadan. Yani ben iptal edecek bir şey yapmadım. Oldukça keyifli bir maçtı. Arkada Tarik görseli kalmış bu arada. Güzeldi. Ben beğendim. Umarım siz de keyif almışsınızdır maçtan. İlk oyunumu kaybetmiştim bu arada. 89.866. Peki. Böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer özellikle istediğiniz bir şampiyon varsa Urf için yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Ben de onu oynamaya... Hatta şöyle yapalım. İkinci videoyu muhtemelen direkt üstüne çekeceğim. Yani yüklemeden önce çekeceğim. Fakat sonraki video için en çok beğeni alan yorumda yazan şampiyonu oynayacağım. İstediğiniz şekilde saldırı gücü, yetenek gücü fark etmez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.